Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, DAEŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuş. Pentagon'da operasyonun görüntülerini dünya ile paylaşmıştı. Ancak Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldüğüne dair kuşkular henüz son bulmuş değil. Hala cevaplanması gereken sorular var. Brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming and crying. ABD Başkanı Trump dünyaya böyle duyurmuştu. DAEŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el-Baghdadi'nin öldürüldüğünü. Operasyonu film gibi izledim diyordu Trump. Ancak Baghdadi'nin öldüğünü dünya kamuoyunun geneline inandıramıyordu. Herkes Baghdadi'nin öldüğü, kendisini havaya uçurduğu o görüntüleri görmek istiyordu. Ardından Pentagon Baghdadi'nin ceset kalıntılarının denize atıldığını duyurdu. Bu açıklama kuşkuları daha da arttırınca Pentagon son olarak Baghdadi operasyonunun görüntüsünü servis etti. Servis edilen görüntü muğlaktı. Görüntülerde ne olduğunu anlayıp çözmek neredeyse imkansızdı. Özetle bu da soru işaretlerine cevap olmadı. Şimdi ABD'nin Baghdadi operasyonuna dair bazı sorulara net cevaplar vermesi gerekiyor. Soru 1. Baghdadi'nin kendisini havaya uçurduğu görüntüler neden paylaşılmıyor? Trump operasyonda Baghdadi'nin bir köpek gibi öldüğünü ve ağladığını söylemişti. Madem öyle, o anlara dair görüntüler neden gösterilmiyor? He died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying. Soru 2. DNA testi yapıldı mı? DNA testi doğru eşleşme yaptı mı? Yoksa ölen Baghdadi'nin ailesinden bir başkası mıydı? DNA testi sonuçları neden basın ve kamuoyuyla paylaşılmıyor? Soru 3. Baghdadi ABD'yi atlatarak İdlib'e nasıl gidebildi? ABD Baghdadi operasyonunu araçsallaştırarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyor. Washington, Baghdadi'nin sözde öldürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları olduğu ve Türkiye'nin Baghdadi'nin nerede olduğunu bildiğini ima ediyor. Oysa asıl can alıcı bazı noktaları ABD'nin aydınlatması gerekiyor. Mesela el-Baghdadi'nin sözde ölümüyle sonuçlanan İdlib'deki Barisha köyü bölgesi Türkiye'yi düşman olarak gören Uraseddin grubunun kontrolünde. Bu örgüt, DAEŞ gibi El-Kaide türevi, Heyet Tahrir Şam içerisindeki çekirdek El-Kaidecilerin koparak oluşturdukları bir örgütlenme. Baghdadi'nin o bölgede olmasından belki daha önemlisi oraya nasıl gidebildiğidir. Asıl sorulması gereken, Baghdadi'nin son kalan bölgesi Deir ez-Zor'dan ABD ya da Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçerek İdlib'e gitmeyi nasıl başardığıdır. ABD bu can alıcı sorulara açık ve net cevaplar vermediği sürece Baghdadi operasyonunun üzerindeki sis perdesi kolay kolay aralanmayacak.